Bekara karı boşamak diye bir tabir vardır Türkçe'de. Yani şimdi uluslararası hukuk denilen bir şey var. Uluslararası hukuka göre yaparsınız, yaptığınız şey. Eğer bir hukuk devletiyseniz, zaten devlet İsrail'e, devlet kurumları İsrail'e kepenkleri kapattı zaten. Bir kırık iğne bile vermiyor devlet kurumlar. Fakat özel sektörün işine, gücüne, çalışmasına karışamazsınız. O başka bir şey. Devlet olarak zaten biz bir şey yapmıyoruz. Bir kuruş bir şey almıyoruz, satmıyoruz. Yani şöyle affedersiniz, İsrail'le bütün o ticari ilişkileri zaten kestik. Aylar oldu. Yani arkadaşlar nerede yaşıyorlar bilmiyorum ama bir bu. İkincisi yani üslerle alakalı uluslararası sözleşmeler, imza attığınız NATO sözleşmesi başta olmak üzere benzeri şeyler var. Tabii bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak uluslararası sözleşmelerden, anlaşmalardan doğan haklarımız, yetkilerimiz var. Bize karşı da başkalarının sorumlulukları var. Bizim de sorumluluklarımız var. Bunlara uymak zorundayız. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak savunmadaki yerli ve milli payımızı %20'lerden 80'lere çıkardık. %20'lerden 80'lere. Yani başka ülkelerin silah pazarı olmaktan Türkiye'yi çıkardık. Ve biz onların başka ülkeler, başka bölgelerdeki pazarlarını daraltmaya başladık onlara. Yani oralarda da gücümüzü artırmaya başladık. Ama bunu yaparken bir farkla yapıyoruz. Onlar gibi bulundukları etki alanlarındaki nüfuz alanlarından gelerek savaş alanına çevirmeden bunu yapıyoruz. Tamamen savunma gücü olarak o pazarlarda yer alıyoruz. Ve bunu %20'lerden, 20 senede 20'lerden %80-85'lere çıkarmamızın bir sebebi var. Tam bağımsız, güçlü Türkiye ideali. O zaten NATO'suzdur, şusuzdur, busuzdur. O ileridedir, zamanı vardır. Siz kendi ayaklarınız üzerine %20 silah gücüyle, mühimmat cephane gücüyle nasıl durabilirsiniz? Bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Bunlar basit, romantik şeyler. Ama zaman içerisinde olabilmesi için biz ne yapıyoruz? Ne yaptık? %20'lerden %80'lere çıkardık. Türkiye'nin savunma sanayindeki, savunmasındaki yerli ve milli payı. Önce bunun bir yüksek dozda bir alkışlanması gerekiyor. Buna bir teşekkür edilmesi gerekiyor. Bunu yapan insanların tebrik edilmesi gerekiyor. Oradakini kapat, buradakini aç romantizmiyle olacak işler değil bunlar. Rasyonel olmak gerekiyor. Makul olmak gerekiyor. Uluslararası hukuka uygun davranmak gerekiyor. Uluslararası anlaşmalardan doğan haklarınızı, yetkilerinizi ve sorumluluklarınızı bilmeniz gerekiyor. Bu böyledir. Emekliye gelince neye göre 20? Mesela niye 19 değil de 20? Niye 21 değil de 20? Bunun hesabını yapmışlar mı? Yoksa akla ilk geldiği rakam o mu? Bakkal yönetiminde bile böyle kafadan şeyler söylenmez. Hesap kitap yaptı. Bunun hesap kitabı var. Emeklerimizin sıkıntısını biz biliyoruz. Bir kısım emeklerimizin gelirlerinin onları sıkıntıya soktuğunu biliyoruz ve bunu çözeceğiz. Dün nasıl çözdük, bugün de çözeceğiz, yarın çözeceğiz. Buna da az bir sabır rica ediyoruz zaten. Olayın farkındayız. Ne örtüyoruz ne görmezlikten geliyoruz. Bu bir sıkıntıdır. Zaten her gün sahadayız, bunu görüyoruz. Bunun için vatandaşlarımızdan az bir sabır bekliyoruz. Biraz daha zaman istiyoruz. İşte bu bayram öncesinde 2000 lira verilecek. Daha sonra bir sonraki bayramda, yani Kurban Bayramı'nda yeniden bir 2000-3000 lira verilecek. Tekrar bir 3000 lira verilecek. Aylara böldüğünüzde bu 2000 lira gibi bir şey ediyor. Aylık 2000 lira bir katkı olmuş oluyor bu küçük aralıkta. 3 aylık sürede ve Temmuz ayında zaten doğal olarak bir artırım yapılacak. Onun hesabını, kitabını yapıyoruz. Bununla ilgili devletin ilgili birimleri, bürokratları, masaları çalışıyor zaten. Bunlar kuruşu kuruşuna hesaplanan şeyler. Öyle kafadan sıfırları bir rakamın yanına koyarak söylenen şeyler değil. Devlet öyle yönetilmiyor, yönetilemez. Verirsiniz, 30 bin de verirsiniz emekliye, 50 bin de verirsiniz ama 6 ay sonra dükkanı kapatırsınız. Öyle şey olmaz. Her şeyin bir hesabı kitabı var. Biz bunu biliyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Yapacağız da hiçbir zaman vatandaşımızı enflasyon karşısında ezdirmemeye çalıştık. Yine öyle yapacağız ve bu sorunu çözeceğiz. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Peki son olarak şunu sorayım. Yani Refah Partisi ile, Yeniden Refah Partisi ile AK Parti'nin
pazara kadar İstanbul için söylüyorum gene bir uzlaşma, bir asgari müşterekte buluşma ihtimali var mı? Yani bunlar oturuldu, konuşuldu. Arkadaşlarımız yani yönetimsel olarak, kurumsal olarak biraz sertler. Fakat biz şöyle düşünüyoruz. Yani iki noktadan eleştirebilirim. Bir tanesi geçen seçimde Saadet Partisi'ni CHP'ye payanda olmakla bunun asla yapılmaması gerektiğini söyleyerek karşı çıkıyorlardı, eleştiriyorlardı. Saadet Partisi CHP'ye payanda oluyor, CHP'yi destekliyor. Bu asla doğru değildir. Şimdi aynısını yapıyorlar. Peki ne değişti bir senede? Bir sene olmadan ne değişti? CHP'yi destekleyen başka bir partiye siz fırça atarken bugün niye destekliyorsunuz? Bu bir. İkincisi, demokratik hakkınızdır, anayasal hakkınızdır. Kurumsal olarak böyle diyebilirsiniz. Bunun da bir şey dediğim yok aslında. Yani AK Parti olarak kurumsal kararlarına bir şey dediğimiz yok. Demokratik haklardır. Bütün partilerin, herkes öyle olabilir. Ama en azından bir senede böyle korkunç bir çelişkiye düşmez insan. Azıcık düşünür ve 180 derece öbür tarafa yatmaz. Bu bir. İkincisi, şunu düşünüyoruz biz. Refah Partili seçmen bu kurumsal karara göre değil, kendi değerler sistemine göre karar verecektir. Çok ciddi bir fark vardır. AK Parti ile daha yakın bir değerler sistemi ilişkisi vardır Refah Partisi'nin. Dolayısıyla bunun tam karşısındaki CHP tarafına meyletmez diye düşünüyoruz. Ama kurumsal kararlarına bir şey demiyoruz. Saygı duyuyoruz. Evet. Ama seçmen düzeyinde Refah Partili seçmenin AK Parti'ye daha yakın duracağını düşünüyoruz.